Sevgili yoldaşlarım, öncelikle hoş geldiniz. Bugün 25 Kasım 2019. Yine kadına şiddete mücadeleyle alanlarda olunan bir gün. Şu anda 81 ilde eş zamanlı bir açıklama gerçekleştiriyoruz. Sakarya İl Kadın Kolları adına yapacağım genel merkezde ortaklaşa düzenlediğimiz bir açıklamadır. Kadına yönelik şiddete karşı mücadele ve uluslararası dayanışma günümüzün dediğim gibi basın açıklamasıdır. Bundan tam 59 yıl önce Dominik Cumhuriyeti'nde diktatörlüğe karşı özgürlük ve hak mücadelesi veren Mirabel Kız Kardeşler yönetimin askerleri tarafından tecavüz edildikten sonra katledildiler. 1981 yılında Dominik'te toplanan Latin Amerika Kadın Kurultayı'nda 25 Kasım kadına yönelik şiddete mücadele ve uluslararası dayanışma günü olarak kabul edildi. Geçen 25 Kasım'dan bu yana bu topraklarda kadına yönelik şiddet yine artarak devam etti. Kadınlar her gün şiddete, tacize ya da tecavüze uğradı. 2019'un ilk 10 ayında 383 kadın öldürüldü. Bunlar sadece medyaya yansıyanlar. Cinayetler kadınların en yakınları tarafından işlendi. Bazıları uzaklaştırma kararlarına rağmen öldürüldü. Yani devlet kadını koruyamadı. İşte bu yüzden kadın cinayetleri politiktir. Biliyoruz ki onlar eşit değilsiniz dedikçe kız kardeşlerimiz öldürülüyor. Onlar eşit değilsiniz dedikçe kazanımlarımız elimizden alınmaya çalışılıyor. Onlar eşit değilsiniz dedikçe emeğimiz yağmalanıyor. Bunlar yetmezmiş gibi önümüzdeki günlerde yasalaşması konuşulan yargı paketine göre nafaka hakkımız kısıtlanmak isteniyor. Amaç kadının erkeğe bağımlı yaşaması, şiddetin her türlüsüne ses çıkarmamız haline gelmesi. Biz eşitiz, varız. Uğradığımız şiddete karşı susmayacağız. Bir kişi daha eksilmemek için mücadele edeceğiz. Ve kazanımlarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Geleceğimize ve hayatımıza sahip çıkmak için bir araya geldiğimiz ve şiddetsiz bir memleket hayal ettiğimiz bugün de biz daha çok bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Mirabel kardeşlerden günümüzden şiddete, tacize ve tecavüze uğrayan, kahkahası yasaklanan, emeği değersizleştirilen, kısacası şiddetin her türlüsüne maruz kalan kadınlar için mücadele ediyoruz ve edeceğiz. Kadına yönelik şiddetin son bulması için 6284 sayılı koruma kanunu ve İstanbul Sözleşmesi'nin tam olarak uygulanmasını, İHAL indirimlerine son verilmesini, sığınma evlerinin sayısının artırılmasını, ücretsiz danışmanlık, psikolojik ve tıbbi destek ile yasal yardımın yapılmasını, kadın istihdamını artırmak için güvenceli istihdam olanakları yaratılmasını, kadınların işe alımı ve yükselmelerinde cinsiyetçi politikalardan vazgeçilmesini, kadın erkek arasında yaşanan ücret eşitsizliğinin giderilmesini, medyanın kadın ve çocuklara yönelik şiddeti bir malzeme olarak kullanmaktan vazgeçilmesini talep ediyoruz. Kısacası biz yaşamak istiyoruz. Evde, sokakta, toplumsal alanda bizleri yok saymak için her gün yeni bir saldırı ile karşımıza çıkanlar umutlanmasınlar. Kadınlar dün haklarını almak için nasıl meydanları boş bırakmadılarsa bugün de meydanlarda olacaklar. Biz eşitsizliğin fıtratından diyenlere, sokaklarda yürümemizi ve kahkaha atmamızı iffetsizlik sayanlara, uğradığımız taciz ve tecavüzü etek boyumuzu ölçmek isteyenlere, cinsel yönelimlerimize ve kimliğimize göre ölümü
reva görenlere, tecavüzde rıza arayanlara karşı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Kadınlar için yaşamsal olan 6284 sayılı yasa ve İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamamak için her yolu deneyenler karşılarında dayanışmamızın gücünü bulacaklar. Biliyoruz, yolumuz uzun ama inanıyoruz ki mücadeleyi büyüttükçe yarınlarımız daha da özgür olacak. Ve bugün 2019'un Türkiye'sinde bütün değerleriyle yağmalanmış bu memlekette intihar haberlerini, krizin, savaşın, hayatlarımızı ve haklarımızı hedef alan yasa tasarılarının ve artarak devam eden kadın ölümlerinin ortasında 25 Kasım'ı Emine Bulut'un son sözleriyle anıyoruz. Ölmek istemiyorum. Gücümüzü Bolivya'dan, Şili'den, Beyrut'tan ve Türkiye'nin 81 ilinden alarak haykırıyoruz. Biz kadınlar içine tıkmaya çalıştığınız kalıplara sığmayacağız. Yaşamımıza ve haklarımıza sahip çıkacağız. Bize biçtiğiniz roller için değil, hak ettiğimiz yaşam için var olmaya devam edeceğiz. Şiddete karşı kararlı duruşumuz yetecek, bu şiddet kültürünü değiştirmeye ve yok etmeye yetecek güçteyiz. Arkadaşlar, bugün şu saatte bizimle birlikte olan tüm halkla, kadınlarla ve yarısını bugünlere gelmesine en çok emeği geçen erkek arkadaşlarımızla farkındalık yaratma adına sizlerden bir dakika, bir alkış rica ediyorum. Farkındalık yaratmak adına.